Sivas Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 29 Kasım 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları sona erdi. Yapılan toplantılar sonucu 2024 yılı İl Özel İdaresi bütçesi 1 milyar 150 milyon olarak belirlendi. AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak 2002-2023 yılları arasında Sivas'a 16.2 milyar TL'lik yatırım yapıldığını ve Sivas'ın bu anlamda Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi. Bugün Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynayan devlet su işlerinin Sivas'a yönelik yatırımlarını paylaşmak istiyorum. 2003-2023 yılları arasında Sivas iline yapılan 16.2 milyar TL'lik yatırımla Sultan şehrimiz yatırım bazında iller arasında 3. sırada yer almaktadır. Toplamda 351 adet tesis içeren bu yatırımlar Sivas'ın içme suyu ihtiyacından sulama projelerine, enerji üretiminden taşkın koruma tesislerine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirildi. Bu kapsamlı atılım sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek yapılan bir stratejik hamledir. Özellikle 2022 yılında Sivas'a ayrılan 233 milyon TL'lik yatırım ödeneğinin %506 oranında artırılarak 1 milyar 180 milyon TL'ye çıkması hükümetimizin şehrimize verdiği önemi gösteriyor. Bu artış sadece bir rakam değil, geleceğe dair güçlü bir taahhüttür. Sivas Belediyesi tarafından şehrin kültür hazinesine iki yeni eser kazandırıldı. Milli Mücadele döneminde İrade-i Milliye Gazetesi ile Sivas Basın Tarihi kitapları yayımlandı. Sivas'ta halk otobüsü şoförü Muhammed Cin, yağmurlu havada kaza yapan motosikletli kuryenin yardımına koştu. Yolcuların bulunduğu otobüsü durduran Cin, sağlık ekipleri gelene kadar kuryeyi otobüsün içerisinde bekletti. Türk Kızılay Sivas Şube Başkanlığı ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kızılay topluluğu tarafından üniversite öğrencileri ve personeline yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.